Evet, selamun aleyküm. Hepinize hayırlı geceler diliyorum sevgili dostlar. Geceniz hayırlı ve bereketli olsun inşallah. Hemen yayına katıldılar. Muhabbeti beraber başlatalım inşallah. Hocam selamun aleyküm. Hüseyin Hocam, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Ve aleyküm selam. Allah razı olsun. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam, iyisiniz inşallah. Bu ses niye şeyli gibi Yankıya. duruyor? Ha? Ses geliyor mu? Geliyor. Şu anda gayet net geliyor hocam. İyi elhamdülillah. Yankıda kayboldu şu anda hocam. Çok şükür. Evet, bu Ses arada güzel misafirlerimiz de geliyorsa geldi. problem yok. Güzel. Ses güzel hocam. Siz de güzelsiniz maşallah. Allah razı olsun. Güzel bakan hep güzel görürmüş. Allah razı olsun hocam. Hocam kısaca sizi tanıtmak istedim ama siz bir anda yayına girince ben şey yapmadım. Çok Tam, zamanımız olmadı. tam. Ben kısaca Sen buyur tanıt. Sen buyur tanıt. değerli dostlar, Hüseyin hocam uzun yıllar eğitim hizmeti matematik fizik alanında Karadeniz Teknik Üniversitesi fizik mezunu ve uzun Matematik. süre dershanelerde özür dilerim. Matematik öğretmenliği yaptı. Kütahya'da ve Eskişehir'de özel sektörde, eğitim sektöründe aynı zamanda da Maraş ve Kayseri'de öğretmenlik, Milli Eğitim'de kamu görevi olarak öğretmenlik yaptı. Kütahya'da da kamuda devam etti. Biz de o günlerden olan muhabbetimiz, hocamız olan sevgimiz, saygımız devam ediyor ve hala şu anda bir iki öğretimci gibi konuşuyoruz ama biz birbirimize muhabbet etmek için buradayız şu anda. İnşallah matematik konusunda bir vatandaş olarak gözlemlerimizi, bir eğitimci olarak gözlemlerimizi, eksiklerimizi, analizini yapmak istiyoruz. Uzun sürede dershane tecrübesi olduğu için Hüseyin hocamın üniversiteye hazırlama sürecinde de matematikle ilgili tecrübeleri, birikimleri ve bu konudaki analizlerini de merak edeceğiz inşallah ve alacağız. Hocam ilk soru klasik bir soru ama matematik nedir? Tanımlayabilir misiniz matematik Hüseyin hocam? Şimdi klasik bir soru sordun ama bütün konuşacağım her şeyin özetini sormuş oldun, özünü sormuş oldun. Öyle yani. Şimdi benim sesim senden tekrar yankılı Geliyor. geriye geliyor. Onu engellemek mümkün değil, değil mi? Hocam. Ha, gitti, şimdi gitti. Ha, şimdi daha rahat Peki oldu. ben. Tamam, ben kulaksız konuşayım. Kulaklıksız konuşayım o zaman. Buyurun hocam. Gerekirse konuşurken takarsın sıkıntı olursa. Tamam. Tamam hocam. Şimdi ben bizi dinleyen, takip eden bütün dostlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah konuşmalarımız bir ölçü içerisinde insanlara fayda sağlayacak bir düzeyde olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Çünkü ilim Amin. insanlara fayda verirse kıymetlidir. Fayda vermezse hiçbir kıymeti yoktur. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Rabbi, fayda vermeyen ilimden sana sığınırım," diyor. O yüzden de pozitif ilimler olsun, metafizik ilimler olsun, İslami ilimler olsun, tek temennimiz bizi dinleyen dostlarımıza inşallah bir bakış açısı kazandırsın, bir fayda getirsin, bir güzellik İnşallah. iklimine götürsün temennisiyle konuşmamıza başlıyorum. Şimdi matematik dediğimiz zaman
hemen aklımıza gelen şeyler formüller, rakamlar ve işlemlerdir. Halbuki bunlar evet. matematik değil. Bunlar matematik değil. Bunlar matematiksel bir düşüncenin formülize edilmiş şeklidir. Yani matematiği oluşturan bir dildir. Yani bir İngilizce diliyle nasıl anlaşıyorsanız, bir Arapça diliyle nasıl anlaşıyorsanız, bir Türkçe diliyle nasıl anlaşıyorsanız, matematiksel konuşacağımız zaman da onun dilini kullanıyoruz. Bizim okulda çocuklarımızın ağırlıkla gördüğü insanları, bazı düşünceleri akıl, his ve beyin laboratuvarında geliştiriyorlar. Bu metafizik bir ortamdır. Burada gelişen teorileri, felsefi düşünceleri, akımları belli bir zaman sonra bizim fizik boyut dediğimiz, yani yaşadığımız boyut dediğimiz boyuta indirgemeye çalışıyorlar. İndirgerken bunlara elbise giydiriyorlar. Bunlar da formüllerdir. Bu formüller olmazsa biz bu dili öğrenemeyiz. Şimdi Türkçe konuşabilirsin ama Türkçeyi yazman da lazım. Yani bilgiyi evet. muhafaza etmen lazım. O zaman konuştuğunu muhafaza edeceksen ona bir elbise giydireceksin. Yani harflere dökeceksin. Harfler o düşüncenin elbisesi gibidir. Şimdi bir matematiksel düşünce var. Bir de matematiksel evet. düşüncenin formülize edildiği dili var. Ne yazık ki bugün bizim çocuklarımız bu dili öğreniyorlar. Ha niye öğrenemiyorlar peki? Böyle bir sorun evet. da var çünkü. Belki de senin soracağın sorulardan biriydi. Evet. Yani biz niye evet, toplum olarak matematiği neden öğrenemiyoruz diye. Asıl evet. sebep şudur. Bir dili öğrenmen için iki şey lazım. Bir, o dilin anatomisini sana güzel öğretecek muallim lazım. Onu yaşayan bir hoca lazım. İki, o dili konuşabileceğin bir ortam lazım. Örnek şimdi vereyim. İngilizceyi neden öğrenemiyor bizim gençlerimiz? Tek sebebi var. İngilizce hocası öğretiyor ama çocuk onu pratikte uygulayacağı bir ortam bulamıyor. Örnek olarak söyleyeyim, Umre'ye gidenlerden çok duyduğum bir şey. Hocam diyor, ya Afrika'nın en fakir ülkesinden geliyor, İngilizce konuşuyor. Evet. Arabistan'dakine bakıyorum, konuşuyor. Cezayir'den geliyor, konuşuyor. Ya ben Türkiye'den gidiyorum, 11 yıl okulda İngilizce gördüm. Ya bir kelime söyleyemiyorum. Dedim evet. ki, bu senin şeref ve izzetindendir. Neden hocam dedi? Onlar sömürge oldukları için o dili sürekli ortam olarak yaşatmak zorunda kaldılar. Biz sömürge olmadık Türkiye olarak. Sömürge olmadığımız için bizim öyle bir İngilizce konuşacak ortama ihtiyacımız olmadı. O yüzden de dikkat edin, öğretmen öğretiyor. Birkaç evet. tane cümle, kelime öğreniyoruz. Bilim adamı noktasında, akademisyen noktasında belki öğrenmek zorunda kaldığı için ibareleri çözecek kadar öğreniyor. Ama seri bir şekilde konuşayım, derdimi anlatayım. Bu mümkün değil. O Afrika ülkelerinde neden mümkün oldu? Onları sömürgeleştirdiler. Şimdi ben bir örnek daha vereyim sana. Niye biz Osmanlıca kelimeleri anlamıyoruz? Niye konuşamıyoruz? Halbuki Osmanlı dediğin şey bundan 100 sene evvelki benim ecdadımdır. Dedemdir evet. yani. Yani azıcık ileriye dokunsam dedeme dokunmuş olacağım. Örneğin ben hadis ilmiyle de ilgileniyorum. Sen biliyorsun. Hı-hı. Benim ilk hadis dersi hocam rahmetli Öz amcamdır. Öz amcamdır. Evet. Amcam bana Osmanlıcadan hadis derslerini öğretiyordu. Bak amcam bak dokunuyorum, hemen dokundum. Evet. Ama biz bugün hiçbir şey anlamıyoruz.
Kavramları kullanamıyoruz. Osmanlıca kavram konuştuğum zaman çocuk yüzüme bakıyor. Altındaki sebep ne? 100 sene önce benim o dille bağım kesildi. Yani şimdi Afrika'daki insan niye İngilizce konuşuyor? O bağ kesilip sömürgeleştirince İngilizce konuşmak zorunda kaldılar. Yoksa bir dili konuşmak ve öğrenmek o kadar zor bir şey değil ki. Yeter ki onun ortamı oluşsun. Şimdi bizim çocuklarımız da matematiksel, formülize edilmiş dili öğreniyorlar. Ellerinden geldiği kadar da kullanmaya çalışıyorlar. Ama bunu muhakeme boyutuna götüremiyorlar. Niye? Muhakeme edecek etraflarında o yapıyı oluşturacak insan tabakası yok. Öğretmen de kitapta yazıldığı kadar formüllerle matematik anlatıyor. Evet. Bir başka hoca geliyor, o da onu anlatıyor. Üniversiteye ben gittim, üniversitede de bunu gördüm. Hatta ben üniversitedeki hocama dedim ki, hocam bu kadar formülize edilmiş şeyleri konuşuyoruz. Ya bunu formülize eden adamın muhakemesi niye bizde yok? Evet. Ya dedi, o zaman bizim oturup bunları muhakeme edip yeniden, işte ben bunu istiyorum. Yani bilim dediğiniz zaman asıl budur. Bakın ben aynı zamanda fizikçiyim biliyorsun. Bir şey söyleyeyim size. Bugün fizikte kullandığınız bütün ibareler, tanımlar hepsi daha önce metafizikti. Adam oturdu, düşündü, metafizik boyutta muhakeme etti. Muhakeme ettiklerini fizik boyutuna indirgedi, formülize etti, bize sundu. Örneğin bu anda dünya çapında en önemli konu atom fiziği ile kuantum fiziğidir. Kuantum fiziğinin formülleri var mı? Yok. Tanımı var mı? O da yok. Ya peki kuantum fiziği nedir bu kadar önemli? Şu anda kuantum fiziği metafiziktir. Nerededir? Bilim adamı uğraşan insanların akıllarında, hislerinde, zekalarındadır. Öyle bir laboratuvarda çalışıyorlar. Önümüzdeki yıllar, 10 yıl sonra, 5 yıl sonra, 15 yıl sonra, 20 yıl sonra, bugün kafalarında muhakeme ettikleri felsefeyi formülize edecekler. Kuantum fiziğinin bakacaksın ki formüller ortaya çıkacak. Bu sefer senle ben veyahut da bizim neslimiz o formülleri ezberleyip o formüllerle bir şey yapmanın derdine düşecekler. Halbuki atı alan Üsküdar'ı geçti. Niye? Onu senden 20 yıl önce muhakeme eden insanlar yaşadı. Bak biz hala daha fizikten bahsettim mi Einstein'dan bahsediyoruz. Ya Einstein'dan niye bahsediyorsun? Çünkü adam gerçekten beyninde bunları çok yoğurdu. Sonra formülde E eşittir mc kare enerji için söylüyor. Şimdi ben çok kolay diyorum. E eşittir kütle çarpı ışık hızının karesi diyorum. Çok basit. Bu formülize edilmiş şeyi de ezberleyebiliyorum. Çünkü artık onun kalıbıdır bu. Ama adam E eşittir mc kareyi bulana kadar yıllar yılı beynini çatlattı. Sonunda buldu, bulduğu felsefesini, muhakemesini formülize etti, bize bıraktı. Biz Einstein'ın bundan bilmem kaç yüz sene önceki fikrinin formülleriyle uğraşıyoruz. Yani bu matematik bu şekilde toplum olarak bizde yanlış oturtuldu. Ben bir basit bir örnek vereyim. Bunu bir hasbihal gibi yapmış olalım, bir sohbet gibi olsun. Buyur. Bizi dinleyen dostlarımız sorular da sorabilirler, rahat olsunlar. Çocuğun eline çarpım tablosu veriyor. Evet. Şimdiye kadar hep aynıydı. 3 kere 5'in kaç eder? 15. 3 kere 7'in kaç eder? 21. Ya bu çok büyük bir keşfedilmiş bir şey değil ki. Çocuğun eline çarpım tablosunu versen, eskilerin ifadesiyle kerret derlerdi. Ne yapar? Bilmiyorsa 3 kere 5'in bakar 15 getir buraya 15 yazar. Ama çocuk ilkokul 1-2 döneminde bunu ezberlemenin stresiyle yaşıyor. Bu matematik değil ki. Bu sadece ve sadece çocuğa yapılan en büyük zeka geriliğidir. Bak zeka geriliği diyor. Muhakemesiz yapıyorsun o çocuğu. Akılsız yapıyorsun o çocuğu. Ben size bir şey söyleyeyim, çok ilginçtir. Hindistan'da okullarda logaritma cetvelini ezberlettiği yıllar oldu. Ya logaritma cetveli kime lazım? 2-3 tane bilim dalındaki insana lazım. Çok 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 az, yani yüzde demiyorum ha, binde bir insana bile lazım değil. Milyonda bir insana lazım değil.
Ya sen bu çocuğa niye logaritma cetvelini ezberlettin? Beyni köleleştirmek için. Ezber beyinler her zaman köleleşir. Batının istediği budur. Türkiye gibi İslami değerleri olan ülkelerin gençleri aktif bir beyine sahip olmasınlar. Bakın dikkat edin, aktif beyine sahip olduğunuz zaman da o beyinlerin Amerika'ya, Avrupa'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya göçü başlıyor. Niye? Evet. Ortam cazip, para da cazip, imkan da çok güzel. Ha diyor ki sen üretken bir zeka yapın var. Seni ne kadar formüllerle uğraştırdıkça senin zekan uğraşmadı. Sen aktif Evet. bir insan oldun. O zaman seni orada tutarsak kendimize kötülük yaparız. Sen çünkü bir şeyler üreteceksin bir gün. Ha o zaman seni biz alalım da biz seni sömürelim. Yani altındaki etken budur. Yoksa logaritma cetveli Hindistan'a bir şey lazım olmadı. Çarpım tablosunu ezberlemek bizim gencimize de bir fayda sağlamadı ki. Ben ne yapacağım çarpım tablosunu çocuğa ezberledim? Çocuk 3-5 zaman Evet. sonra zaten bunu ezberleyecek ki. Kafasında tutacak ki. Ha çocuk şunun muhakemesiyle yetişmesi lazımdı. Daha okuma yazmayı bilmese dahi. Okulda eğer çocuk okuma yazmayı sökmeden bir matematik dersi koyuyorsan o ders de muhakeme dersi olacak. Şekillendireceksin yeri gelirse diyeceksin ki yavrum ormanda çok tatlı mı tatlı bir sincap var. Bu sincaplar ağızlarına fındıkları toplarlar. Bu fincap ağzına her gün 3 tane fındık topluyor, götürüp yuvasına koyuyor. 5 gün sonra merak ediyor benim yuvadaki fındıklarım kaç tanedir? İşte bu muhakemedir. Bu çocuğu geliştirir. Bu Evet. çocuk bunun üzerine gelecekte çok şeyler düşünebilir. Ama oğlum söyle 3 kere 5'in kaç ya? 15 öğretmen. Aferin sen ne kadar güzel bildin. Evet. Halbuki bu çocuğun beynini tamamen sıkıntıya soktun. Düşünce üretemeyen, muhakeme edemeyen, efendim diyorlar ki işte toplum olarak ya birilerinin aklına uyup da hemen gitmeyin diyorlar. Bu laf doğru. Ama bu çocuğun birilerinin aklına uyup gitmesine sebep bizim eğitim sistemimizdir. Sen ilkokuldan, anaokuldan bunu verdin çocuğa. Ortaokulda da bunu gördü, lisede geldi, lisede de bunu gördü. Sen şimdi diyorsun ki birilerinin Evet. aklına uyup hemen gitme. Muhakeme edemiyor bu adam. Bu adam muhakeme edemiyor. Bu gencin bu duruma düşmesinin sebebi bizim eğitim sistemimizdir. Eğitim sistemimizin de altına bakın ya İngilizleri görürsünüz ya Fransızları görürsünüz ya Almanları ya Amerikalıları ya da İsrail'i görürsün. Yani beni bana bırakmamışlar. Şimdi biz zannediyoruz ki biz özgür toplumuz. Bizi bize bırakmadılar. Bizi bizim değerlerimize ulaşmaya fırsat vermediler. Bak geçen bir büyüğümüzün bir ifadesini internette gördüm. Sahaflar çarşısındaki bir büyüğümüz ne diyor? Diyor ki Cumhuriyet döneminde Osmanlı'dan kalan bir arşivi, kütüphaneyi Evet. denize döküyorlardı. Bir İtalyan onları aldı ve içerisinde ne çıktı biliyor musunuz? Dünyada tek nushası olan İbn Sina'nın kitabı çıktı diyor. Şu anda Vay. fotokopisini bile bize vermiyorlar. Bizden gitti. Şimdi ne olacak? İbn Sina ile benim diyaloğum yok. Farabi ile de yok. Gazali ile de yok. Ben kimim? Gazali'ye bak muhakeme var altında. Farabi'ye bak muhakeme var. İbn Sina'ya bak muhakeme var. İbn Sina ile ilgili bir olay anlatayım. Bizi dinleyen dostlarımız iyice anlasınlar diye. Diyor ki tıpta gelişme yapacak, tıpa çalışacak. Ama tıpı anlamak için diyor benim matematik bilmem lazım. Ya matematikte tekrar söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Formül boyutunda değil, muhakeme boyutunda. Ya Evet. ben bunu kimden öğrenebilirim diyor. Diyorlar ki falanca manav var. Dini senin dininden değil ama matematik muhakemesi çok süper. Manav. Gidiyor yanına diyor ki efendim diyor. Akşama kadar dükkanına bakacağım. Süpüreceğim, temizleyeceğim, satış da yapacağım. Sen akşama kadar git dinlen. Akşamleyin kasayı sana getireceğim. Dükkanı toplayıp kapatacağım. Sana teslim edeceğim. Ben bunun karşılığında akşam bana 1 saat matematiksel muhakemeyi öğretmeni istiyorum. O da diyor tamam Vay. gel diyor.
4 yıl civarında İbn Sina onun kapısında matematiği öğreniyor. Ama Allah. İbn Sina kimdir? Tıpta uzmandır. Bu anda tıpın ana temasını İbn Sina'dan öğreniyor. Batı'da, Doğu'da herkes de ondan öğreniyor. Başka yok yani. Peki İbn Sina benim. Ben İbn Sina'yı tanısam matematiği seveceğim. Ama İbn Sina'yı tanıyamadım. Tanıyamayınca ne oldu? Ben kimim sorusu da ortada kalıyor. Ben kimim ya? Toplum olarak biz kimiz diye soru sorsak hiçbirimiz cevap veremiyoruz. Hiçbirimiz cevap veremiyoruz. Çünkü benim geçmişle bağlantım yok ortada. Şöyle bir tabir kullanayım. Bir insanın önüne bir hendek çıksa, çukur çıksa, adam çukurun yanına gelse, baksa karşı tarafa atlayacak ama çukur biraz uzun. Yani atlasa çukura düşecek. Ne yapması Evet. lazım? Biraz geri geri gitmesi lazım. Niye? Hız kazanacak. Tarihin senin hızın olacak. Ecdadın senin hızın olacak. Bilim adamların senin hızın olacak ki hendeği karşı tarafa atlayabilsin bu nesil. Şimdi tamam İngilizlerin bilim adamı var. Bana yar olmuyor ki. Fransızın var işte bak görüyorsun peygamberimize hakaretten başka bir dertleri yok bu adamların. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygambere ne yapıyor? Halbuki kendisi için de rahmettir. Diyor ki Evet. müşrikler bir gün Efendimizin huzuruna geldiler. Çok acayip bir şey söylediler. Bu kafirlerin aklı çalışmaz. Zekası çalışır bunlar. Akıl melekeleri kapalıdır bunlar. Zekaları açıktır. Akılla onun için zekayı karıştırmamak lazım. Zeka ayrı bir şeydir, akıl ayrı bir şeydir. Peygamberimizin huzuruna geldi. Soruya bakın şimdi Allah aşkına. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer sen gerçekten bir peygambersen, ahir zaman peygamberiysen, son peygambersen, peygamberlik iddiasında bulunuyorsan, hadi Rabbine niyazda bulun. İste başımıza taş yağsın. Efendimiz öyle mahcup oluyor, öyle mahcup oluyor ki hayasından yüzü terlemeye başlıyor, alnı terlemeye başlıyor. Yani o biliyor Allah katında onun hatırının ne kadar âli olduğunu. Öyle bir mahcubiyet hali ki o anda diyor ki Cebrail aleyhisselam geliyor. Ey Allah'ın peygamberi, Allah sana selam etti. İzzetime yemin olsun ki sen onların içindeyken Allah onların başlarına taş yağdırmayacak. Kimin için rahmet oldu? Gavurlar için de rahmet oldu bak. Evet. Kafirlere de rahmet. Peki senin için de rahmet olan bir insana sen tanımıyorsun, fikrini bilmiyorsun, zikrini bilmiyorsun. Ne diye devlet dairelerinin üzerine onunla ilgili çirkin şeyler asıyorsun? Bu hangi insanlığa yakışır? Yok efendim işte demokrasi vardı da, insan hakları vardı da, yok efendim bizde laiklik vardı da, hiçbir şeyiniz yok sizin. Hepsi fasafiso. Yeryüzünde Müslümanları sömürmek için kullandıkları 3-5 tane yaldızlı kelime. Evet. Ben kelimenin içine baktığım zaman insan hakkı göremiyorum ki. Almanya ne diye kalkıp da sabahın vaktinde 150 polisle bir camiye giriyor? Orada atom bombası mı vardı? Hidrojen bombası mı vardı? Ne vardı? Evet. 8 kişi, 10 kişi pandemiden dolayı zaten çoğusu gelmiyor namaza. 8-10 kişi sabah namazını kılıyor. Sen haya etmedin mi? Medeni bir ülkeyim diyorsun Almanya olarak. 150 polisle sabahleyin bir cami basılır mı ya? Hani sizde inanç özgürlüğü vardı? Hani insan hakları vardı? Lafta. Şimdi uyanan bir millet var. Uyanan bir insanlık var. Ha bunların bize getirebileceği hiçbir değer yok. Anlaşıldı. Biz başımızın çaresine bakacağız. Dedik, bizi bize bırakmak istemiyorlar. Bizi terörle oynatmak istiyorlar. Oyalayın terörle. Bizi yangınlarla oyalatmak istiyorlar. Bizim yollarımız yapılmasın istiyorlar. Uçaklarımız her ile gitmesin istiyorlar. Her ilde üniversite olmasın istiyorlar. Niye? Bunlar olursa bunların önünü alamayız diyor. Bunlar köleleşecek, fakirleşecek, yol nedir bilmeyecek, arabada nedir bilmeyecek, uçak nedir bilmeyecek, teknoloji bilmeyecek, havada sihaları olmayacak, hakimiyet güçleri olmayacak. Bizim elimizde zavallı bir toplum. Ye dersek dediğimiz kadar yiyecek, otur dediğimiz zaman oturduğu, kalk dediğimiz zaman kalkacak,
Bir topluluk istiyorlar bunlar. Şimdi Afrika uyanıyor. Afrika uyanıyor. Bunlar tedirgin. Çünkü sen yıllarca Afrika'yı sömürdün. Onlar bir şey yapamadı sana. Şimdi diyor ki benim sömürülen değerlerimden elde ettiklerini geri ver diyor. Diyecek. Çünkü sen buna haksız olarak el koydun. Haksız olarak el konulan her mal sonunda sahibiyle buluşacak. İster kolay olsun, ister zor olsun. Sen Afganistan'a ne getirdin? Bir bak hele. Afganistan yıllar yılıdır savaşıyor. Kimle savaşıyor? Kiminle savaştırıyorsun bunları? Yani ortada hiçbir şey yokken hayalet olarak bir şeyler üretmişsin. Önlerine koymuşsun. Bombayı sen veriyorsun. Silahı sen veriyorsun. İstediğin yeri patlatıyorsun. İstediğin toplumu öldürüyorsun. Ondan sonra diyorsun ki falanca terör örgütü yaptı bunu. Ya bu terör örgütü o silahları nereden aldı? Ya bana söyle o zaman. Bunların fabrikası yok. Silah sanayi yok. Hiçbir şeysi yok. Bir taraftan Rusya verdi, bir taraftan Amerika verdi. Ölen Müslüman topluluk. Aman ölsün diyor. Suriye'de ölen Müslüman, Irak'ta ölen Müslüman, Afganistan'da Müslüman, Afrika'da Müslüman, Cezayir'de Müslüman, Müslüman oğlu Müslüman. Hani sen insan hakları? Ha, matematiksel bir düşüncesi olan toplum istemiyorlar. Muhakeme etmeyeceksin. Düşünmeyeceksin. Köleleştirilmiş bir beyin. Ben Yaşar çok şuna inanan bir insanım. Allah bizim kullanmayıp da zayi edip işe yaramaz bir şekilde kabire koyduğumuz beynimizden ifade soracak. Ya ben sana bir beyin verdim diyecek ya. Bir akıl verdim diyecek ya. Bir zeka verdim ya. Ve sana çok nimetlerin yerini de gösterdim. Örneğin Efendimizin bir hadisi var. Beni çok etkiler. Rızkınızı yerin derinliklerinde arayın diyor. Fe subhanallah. O zaman yerin derinliklerine inecek teknoloji ürettin demektir. O zaman evet. Siz düşünen, akleden, muhakeme eden bir topluluk olacaksınız. Yok efendim, ezberci, matematiği de ezberle, fiziği de ezberle, dili de ezberle. Ben ne yapacağım matematiğin bir sürü formülleri. Gel ben sana trigonometrinin formüllerini sayayım, integralinkini sayayım, türevinkini ne olacak? Ne yapacağım ben bunları? Mimar Sinan Süleymaniye Camii'ni yaparken benim kendi hocam üniversitede demişti bunu hiç unutmam. Kubbeyi yaparken 7 katlı integral kullandı diyor. Şimdi biz 7 katlı integrali çözemiyoruz. Niye 7 katlı integral kullandı? İntegralin Türkçesi alan hesabı demektir. Yani dikdörtgen gibi, kare gibi olmayan, kubbe gibi dairemsi şekillerin alanını hesaplamak için oluşturulan bir formüldür bu. Mimar Sinan formülü muhakeme ettiği kubbe için kullandı. Yani formül onun maşasıydı. Onun beyninde muhakeme ettiği bir kubbe vardı. O kubbeyi taşıyacak şekilde ben bunu oluşturmam lazım diyor. Bu muhakeme yok. Şimdi bizde mimar çok, Mimar Sinan yok. Mimarlarımız tamam. Bütün formülleri, hesapları biliyorlar. Niye bir tane Mimar Sinan çıkmıyor? Çünkü Mimar Sinan'ın muhakemesi yok. Benim anlatmak istediğim matematikte de budur yani. Eğer bizim gençliğimiz matematiğin muhakemesine dönerse, ki bu bütün bilimlerin de ana temelli teşkil ediyor. Bilmem sorular soruların içerisinde olduğu için benim şeyimde şu soruyu sorsam ben çok memnun olurum örneğin. Ya matematik hocam sadece sayısal bir ifade midir? Yani matematik inşaat mühendisliğinde, ondan sonra makine mühendisliğinde, bilmem atom mühendisliğinde buralardan mı kullanılır bu matematik? Ya böyle bir soru sorsam bana ben derim ki mümkün değil. Matematik senin bütün bilimlerinin ana ortak paydasıdır. Hepsi kullanacak. Hukuk da mı kullanacak? Hukuk da kullanacak. Örneğin matematiksel muhakemeyi bilmeyen bir adamın hakim yaparsan zulüm çıkar ortaya. Zalimlik çıkar. Niye? Çünkü hakim eğer gerçekten 2 kere 2 ne? Her ortamda 4 ettiğini muhakeme ederse
karşısına çıkan sanığın rengine, diline, ırkına, mezhebine, hiçbir şeyine bakmaz. Zenginmiş, fakirmiş ayırt etmez. İmparatormuş, valiymiş, cumhurbaşkanıymış, çöpçüymüş hiç fark etmez. Niye? Çünkü iki kerekin her yerde dört ediyor. Beyaz ırkta da dörttür, siyah ırkta da dörttür. Rusya'da da dörttür, Amerika'da da dörttür. Ha, o zaman hukukun temelini oluşturan şey şudur. Ben muhakeme ederken, karar verirken suçun cinsine ve nevine bakarım. Kim tarafından işlendiği beni ilgilendirmez. Bak şimdi Efendimizin ben hayatına dönüş yapayım. Matematiksel muhakemeyi İslam'da bulmak için söylüyorum. Hırsızlık yapan bir kadın için geldiler dediler ki ey Allah'ın peygamberi bu itibarlı bir ailenin kızıdır. Yani zengin bir ailenin kızıdır. Varlıklı bir ailenin kızıdır. Hani bu hırsızlık yaptı ya, bu ailesi de zengin ya, itibarlı ya, bundan dolayı buna bundan es geçelim. Evet. Bakın Efendimizin şimdi ifadesine. Allah'a yemin olsun ki bu fiili işleyen Muhammed'in kızı Fatıma olsa ben onun da elini keserim. İşte matematiksel düşünce bu. İnsanı rahatlatan da budur. Şimdi hırsızlık evet. olayı açıldı diye söylüyorum. Kardeşim, hakimin evinden gelip 10 tane altını çalmıyor. Ya Ayşe teyzenin gelip evinden 10 tane altın çalınmış. Burada malı giden, canı giden, içi acıyan Ayşe teyze. Hakim değil ki, sen şimdi karar veriyorsun, bir muhakeme et ya. Sen kimin hakkını kime karabilirsin? İçeri almaya gerek yok. Takip tamam. meselesiyle bunu bırakın gitsin. Tamam da senin bıraktığın adam Ayşe teyzeyi yaktı. Belki hacca gidecek parasıydı. Belki çocuğu evlendirecekti. Belki de iaşesiydi. O onun hakkıydı. Şimdi sen Ayşe teyzenin hakkına karar veriyorsun. Diyorsun ki ey hırsız ben senin için söylüyorum. Ayşe teyzenin parasını iyi ki de çaldın, helal olsun. Hadi çık git. Bu adam gider yarın başka yerde soyar. Yani hukukta muhakeme olmazsa hukuk da cinayete dönüşüyor. Haksızlığa dönüşüyor. Şimdi bak Efendimiz diyor ki bir kadın diyor evlenir de bazı şartlar yerine gelmez. Şu sıkıntı olur, bu sıkıntı olur. Boşanırsa kadın için verilen garanti mihirdir. Evlilik boşandıktan sonra çocuk var mı yok mu onun bir müddet dönemi geçtikten sonra der. Erkek ayrıdır, kadın ayrıdır. Herkes kendi dünyasına gider. Kardeşim boşanmış 20 yıl, 25 yıl onun maaşından ona para veriyorsun. Şimdi bu adam yeni evlilik yapacak. Nasıl geçinecek? Evet. Sen buna karar veremezsin ki. Sen buna gelip de zorla şuna şu kadar para ödeyeceksin diyemezsin ki. Ha şöyle olsa olur. Evlendikleri zaman bir hakimin karşısında veya hukukun karşısında veya işte bir sözleşmeyle beraber ben ne şartta olursa olsun bu kadından ayrılırsam ister kadın haklı olsun ister ben haklı olayım fark etmez. Ben ömür boyu buna nafaka ödeyeceğim. Ödeme miktarım da işte her ay bir küçük altın kadar olacak. Ha tamam amenna. Niye bu ikisinin arasında yapılan bir sözleşmedir? İki kişinin arasında bir sözleşme olursa hiç kimse bir şey diyemez. Diyor ki birisinin babası öldürülürse diyor isterse katili affedebilir. İsterse katilden kan parası alarak bırakabilir ama orada öldürülen kişinin babası ölüyor. Yani benim anlatmak istediğim biz olayları muhakeme etme boyutuna geldik mi? Matematik her şeyin bilim adına temelini oluşturan bir değerdir. Bu da neyle ortaya çıkacak? Tekrar diyorum muhakemeyle. Siz İslami ilimlere de dikkat edin. Kur'an var, hadis var. Bunlardan yorum yapıp çıkaran bir muhakeme beyni de var. Efendim evet. Ben bu muhakemeyi kabul etmiyorum dediğin zaman olmaz ki. Yani alimler oturup da Allah'ın Resulü'nün hadislerinden, Allah'ın ayetlerinden hükümleri nasıl çıkardılar? Muhakeme ederek çıkardılar.
İşte o muhakeme ettikleri şeyin adına biz matematik diyoruz. Ha, siz bunları kalkar bir formülize ederseniz bunun adı da matematiğin dili olur. Başka bir şey olmaz. Örneğin İslam'da şey vardır, zekat vardır, zekat verilen mallar vardır. Bu malların nisip olan oranları vardır. Hepsi matematiktir. Ha, onları oturursun, formülize edersin. Sonra dersin ki işte malı şu kadar olan formülde x yerine o malının değerini yazar. Bu çarpar, toplar, çıkarır, bu kadar zekat verir. Bu da onun formülize edilmiş şeklidir. Ama üzümden şu kadar, arpadan şu kadar, altından şu kadar, deveden şu kadar dediğin zaman bunu muhakeme edip de ondan sonra formülize etmen lazım. Onun için de sen İslami ilimlerle ilgilendiğin için söylüyorum. İslami ilimlerde en çok zorlandıkları alan da bu alandır. Evet, feraiz. Feraiz de var artık. Evet, niye? Çünkü dediğim gibi bir muhakeme yapılacak, sonra da formülize edilecek, matematiksel olarak denklem haline getirilecek. Matematiksel bir düşünce, bir bilgi olmayınca tabii burada zorlanmaya başlıyorlar. Benim kaç tane hoca arkadaşlarım, Diyanet'ten de olsa, çoğu zaman açtılar. Hocam şöyle bir şey var da biz bunun oranını bulamıyoruz. Bunun oranını bize bir söyler misin diye. Yani anlatmak evet. istediğim şey bu. Dolayısıyla matematik sadece demek ki var dediğiniz sorun vardı hocam. 8-9. Sıradaydı. Ya ben resim öğretmen olacağım. İşte ben beden eğitimi öğretmen olacağım. Ben müftü olacağım. Ben avukat olacağım. Hani ne gerek var matematik çalışmaya diyen böyle bir algımız var. Toplumun çoğunda şu anda siz büyük bir şey çizdiniz hocam. Geniş bir perspektif çizdiniz. Biraz daha bunu somutlaştırırsak, yani böyle bir sorun var. Evet, toplumsal hafızada böyle bir algı yanılgısı var veya kör noktalarımız var göremediğimiz. Buna dönük ülke politikası anlamında değil de biraz daha pratize edeceğim. Çünkü ülke politikası biraz daha işin ne diyelim bunu da konuşalım. Burada konuşmamızda sıkıntı yok. Kastım o değil de daha pratize edecek kendi çocuklarımıza, dersine de girdiğimiz öğrencilerimize, iletişimimizde olduğumuz gençlere, işte dinleyenlerimize daha pratik nereden başlamak lazım? Yani bunu sevdirebilmek için işte üniversiteye girmek isteyen 12. sınıf çocuğumuzdan mı başlayalım? İlkokul 1'e gidenlerden mi başlayalım? Bunun yöntemi nedir sevgili hocam? Şimdi şöyle, ben o arkadaşlara, örneğin resim dersine girecek arkadaşa, KPSS sınavında matematik bir zulümdür. Bir haksızlıktır. Niye haksızlıktır? Bu adam senin matematiğin formüllerini anlayabilseydi, çözebilseydi, yapabilseydi zaten matematiği baştan öğrenecekti. Bunun böyle bir şeyi olmadı, istek ve arzusu olmadı veyahut da benimseyemedi. Benimseyemediği için edebiyat öğretmenliğini seçti, tarihi seçti, coğrafyayı seçti veyahut da Türkçeyi seçti, resmi seçti. Şimdi sen bu adama KPSS'de soru soracaksan resimde öne çıkaracak sorular sor. Türkçe'de öne çıkaracak sorular sor. Ha sen kalkar da formülize edilmiş bir matematiği sorarsan bu KPSS için 2 yıl çalışır, öğrenir, öğretmen olarak atandığı gün unutur. Niye unutur? Bu lazım değil çünkü buna. Hiç lazım değil. Şimdi biz zannediyoruz ki lazımdır, lazım değil. Bak ben size bir şey söylüyorum. Her bilim dalının altında matematiksel muhakeme lazımdır. Bu muhakeme lazım ise bu da bütün bilim dallarına lazım. Bunun da verilme yaşı, samimi söylüyorum, kreş döneminden başlar. Belki aile içerisinde zordur ama kreş döneminden başlar. Yani öğretmen öğrencisini muhakeme edeceği yönlere sevk eder. Bunun için de öğretmenlerimizin muhakeme edecek konuların üzerinde durması lazım. Ben şu anda örneğin liselere giriş sınavı olsun, üniversiteye giriş sınavında olsun, gençlerimize yeni soru tipi ürettiler. Hani gençlerimiz için söylüyorlar ya, işte yeni üretilmiş soru tipleri. Bunlar çok güzel. ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda bunlar çok kaliteli. Ama bizim öğretmenlerimiz böyle soru hazırlamasını bilmediği için ben test kitaplarına bakıyorum. En az %50-60'ı viranhane. Muhakeme edememiş soruyu. Bak bunu üretenleri tebrik ediyorum. Çocuğun da beyni buna alışmaya çalışıyor.
Ama çıkarılan test kitaplarında en az %60 diyorum. Büyük bir rakam bu. Soruyu muhakeme edip de soramamış. Çocuk getiriyor diyor ki hocam diyor. Şöyle bir soru var. Soruyu anlayamıyorsun. Ben soruyu anlayamadıktan sonra nasıl muhakeme edeceğim? Yani ÖSYM'nin çıkarttığı soru tipine benzetmeye çalışıyor. Evet. Halk tabiriyle imanı gevremiş soruyu hazırlayıncaya kadar. Ölmüş bitmiş ama çocuğu muhakeme edeceği bir soruyu hazırlayamamış. Çocuk şimdi önüne koyuyor. LGS'de çıkacak soru çok kaliteli. Çocuğun zeka seviyesi bunu anlıyor. Muhakeme edecek ama oraya kadar hazırlanacağı soru tiplerine bakıyor. Piyasadaki kaynaklar için söylüyorum. Bu piyasada bu lafı, benim bu sözlerimi dinleyen eğitimciler de dikkat etsinler. Samimi söylüyorum, matematik kitaplarında muhakeme edilecek soru hazırlamış ama muhakeme edilmesi mümkün değil. Ne sorduğunu bilmiyor. Nasıl soracağını bilmiyor. Hani yeni nesil sorusu diye kapılmış bir şeye, bir yayın evidir, ben de soru bankası çıkaracağım demiş. Eline almış kitabı, yazmış ama kendisinin muhakeme gücü olmadığı için nasıl soruyu soracağını bilememiş. Kırmış dökmüş her şeyi. Şimdi senin çocuğun 8. sınıfa gelmiş. Bu adamın ne sorduğunu anlayamıyor ki muhakeme etsin. Yani bizde şöyle bir durum var. Vur dödün mü öldürüyorlar. Ya matematikte muhakeme sorularına geçiş mi yapacaksın? Bunu bir yıllara periyodik olarak böl. De ki bu yıl 40 tane soracağım matematiğin içerisinde 5 tane muhakeme sorusu var. Çocuğa geçiş yaptırıyorsun çünkü. 2 yıl 5, evet. 3. yıla geldin mi bunu 7'ye çıkar. 4. yılda 10'a çıkar. Ama toplum, öğretmen, öğrenci bu muhakemeye alışsın. Kardeşim birdenbire getirdiler. Matematikte alışılmış standardın dışında yeni nesil soruları dediler. En az %50, %60 bu soruları koydular. Her birisi bir sayfa tutuyor. Çocuk bunu okuyacak, anlayacak, cevaplayacak. Ama bu çocuğun beyni buna alışmadı. Kreşte bunu vermedin, ana sınıfında vermedin, birde vermedin, ikide vermedin. Getirdin 8'de önüne bunu koydun. Ya bu çocuğa niye zulmediyorsun ya? Bu çocuğun bilgi seviyesini sen nasıl ölçeceksin? Öğretmeni de bilmiyor. Yayın evi de bilmiyor. Yani vur dedik mi öldürüyorlar. Bir tane matematik sorusunu çocuk okuyup anlayana kadar bir sayfa Türkçe okuyor. Bunu da yayın evleri hazırlıyor. Bunu nasıl soracağını bilmediği için bir sayfa soruyu çocuk anlayana kadar matematikten nefret ediyor şimdi. Ama ÖSYM'yi takdir ediyorum bak. Sorduğu sorular çok mu çok müthiş sorular. Çok mu çok kaliteli sorular. Çok 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 muhakemeli sorular. Ama kardeşim senin eğitim sistemindeki öğretmen bunu bilmiyor. Etme gitme. Bu çocuk bu öğretmenle öğrenecek bunu. Ya bunu 5 taneyle başlat. Sonra 7'ye çıkar. Sonra 10'a çıkar. Sonra de ki 40 tane sorunun 20 tanesi yeni nesil muhakeme sorular, 20 tanesi de cebirsel sorular. Yani formülize sorular. Çocuk formülleri de öğrenir, muhakemeyi de öğrenir. Çok kıvamlı bir nesil ortaya çıkacak. Ama bunlara birdenbire diyorsun ki soru tipini değiştir. Kardeşim gece yatıyor, sabah kalkıyor. Yeni nesil soruları diyor. Ben de yıllarca kitap hazırladım. Aşağı yukarı en az 8 yıl bir ismini söylememe gerek yok. Bir derginin fizik zümre başkanıydım. Bütün fizik sorularını, kitaplarını ben hazırladım. Şimdi ben bunun yazarıyım, biliyorum. Şimdi sen bana birdenbire desen ben de buna geçiş yapamıyorum. Muhakeme dediğin zaman bu yavaş yavaş olacak. Yani çocuğun sürecine bakın, kreş döneminden başlasanız en az 10 yılda bizim geçmemiz gereken sisteme biz bir günde geçtik. Sabah kalktılar, yeni nesil soruları. Eyvah, nedir bu? Tamam, ÖSYM'e çok kaliteli soruyor, ben hakkını yemiyorum. Ama benim yayın evlerinin elindeki kitapları da hepsini inceliyorum. İstisnasız bütün yayın evlerinin kitapları var elimde. Bakıyorum, ya diyorum Allah aşkına bu ne sormuş? Ben bir öğretmen olarak bunun sorduğunu nasıl muhakeme edeceğim? 8. sınıf çocuğu bunu nasıl muhakeme etsin?
Böyle de bir çıkmazın içindeyiz. Ya ondan sonra işte efendim yeni nesil sorular işte muhakemeye dayalıdır. Ezbercilikten kurtuluyor. Tamam da kardeşim sen 100 senedir bunu ezbercilikle, formüllerle uğraştırdığın bir nesli, yetiştirdiğin bir öğretmeni, ben üniversitede de dahil olmak üzere, bakın trigonometri dersine giren, özür dilerim, integral dersine giren hocam vardı. Her sınavda 20 tane integral sorusu sorardı. Bir tanesinde muhakeme yoktu. Sadece formülleri çözebildin mi? Sen ağa paşasın. Ben de onları çözüyordum. Başka bir şey yapmadım. Şimdi sen bana gelip diyorsun ki bunu muhakemeli yapacaksın. Ya tamam da bana da bir insaf et, zaman tanı. Beni de olmazsa lise öğretmenlerini, ortaokul matematik öğretmenlerini yeniden bir eğitime tabi tut. De ki uzmanı olan, muhakeme yapabilecek uzman olan profesör, doçent hocalardan size en az 3 ay kurs vereceğiz. Bu sorulara nasıl geçeceksiniz? Nasıl düşüneceksiniz? Bu da yok. Sanki öğretmen üniversiteden gelirken çok donanımlı gelmiş. Her şeyi biliyor. Ya bugün gel üniversitede giden öğrenci, matematiğe giden, fiziğe giden öğrenci, bilmem inşaata giden öğrencinin %70'inin, 80'inin vaktinin 24 saatinin neredeyse 15 saati kafede geçiyor. Bu hangi bilimle uğraşıyor? Kütüphanesini bilmiyor üniversitenin. Ondan sonra da okul ders notlarını gidiyor falanca fotokopiciden alıyor. 2-3 gün durmadan ona çalışıyor. Biraz ondan kopya, biraz şuradan. Ondan sonra sınıf geçiyor. Bu adam gelip de lisede, ortaokulda muhakeme edecek bir ders bilmez ki. Ya ben bunu derdim olduğu için böyle söylüyorum. İçim yandığı için, acıdığı için söylüyorum. Neslimize üzüldüğüm için söylüyorum. Yoksa ben de yeni nesil sorularına aşığım. Çok güzel. Allah razı olsun, hazırlayıp soranlar çok kaliteli soruyor. LGS'de de, üniversite imtihanında da, ikisinde de sorular çok kaliteli. Hiç şüphe götürmeyecek kadar kaliteli. Ama bunun ortamı yok ki. Çocuk hangi kitaptan çalışacak? Çıkmış test kitaplarından. Kontrol eden var mı? Yok. Denetimden geçiyor mu? Yok. Bir yayın evi çıkartmış, üzerine yazmış. 85 lira. Veli kıt kanaat geçimine rağmen gidiyor 85 lira bir kitap getiriyor. Önüne koyuyor çocuk. Soruya bakıyor. Evet. Bir tanesini anlamıyor. Ondan sonra özel öğretmen arayacak. Bunu buna öğretecek. Şu anda piyasada 100 tane matematik öğretmeninin içerisinde liseye giriş için diyorum bunu. Samimi söylüyorum. 20 tane yeni nesil sorularını çözecek öğretmen bulamazsın, biliyor musun? Öğretmeni suçlamıyorum. Öğretmene fırsat vermedi. Evet. Bir günde aynı şeye benzedi. Osmanlı döneminden çıkmışız. Cumhuriyet ilan edilmiş. Sabah herkes kalktı. Osmanlıcayı unutun. Latince konuşacaksınız. Tamam da Latince'yi öğretme demiyorum ki. Ama Osmanlıcayı niye iptal ediyorsun? Ya bu bir dildir. Bu bir kültürdür. Herkes bir dil, bir insan diyor. Bana yıllarca İngilizce öğretmek için anamı ağlatıyorsun. Ama bildiğim dili iptal ediyorsun. Konuşmak yasak, söylemek yasak, yazmak yasak, çizmek. Ya nedir derdin? Bu bilimdir. Aynen bunun gibi. Matematik öğretmeni sabah kalktı yeni nesil sorularıyla. Öğrenci de o da şaşkına döndü gitti. Bazen kendi kendime düşünüyorum. Diyorum ki Allah'ım bunlara karar veren insanlar ya hiç mi önlerine koyup bu toplumu, bu yapıyı muhakeme etmediler ya? Bu kadar mı böyle muhakemesiz bir toplum olduk? Belki onların da matematikleri iyi değildir Sayın Hocam. Çok samimi söylüyorum, öyledir. Bak bunu çok samimi söylüyorum. Biz nesil olarak Cumhuriyet döneminden bu tarafa matematiksel muhakemeye kapalı kaldık. Kapalı kaldık yani. Yoksa biz tankı da üretiriz, füzeyi de. Bunlar hiç sorun değil ki. SİHA'ları ürettik de bu anda dünya şaşkında. Biz şimdiye kadar SİHA'ların 100 katı SİHA üretirdik. Çünkü elimizde malzeme çok. Ama ezberci, ama heykelci bir dünya. Düşüncesiz, metafiziği kullanmayan, felsefi akımlara kapalı, düşünce sistemlerine kapalı, din dediği zaman eroin dedi ya. Ya din eroin olur mu ya? Din Allah tarafından Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla bir peygambere gönderilmiş, kainatın kitabına sen yasak koyuyorsun ya.
Aç bak, yüzlerce değil, binlerce şey görürsün ya, ifade görürsün. Bir başınızı kaldırın göğe bakın. Bir çatlak, bir patlak, bir yarık görüyor musunuz? Kardeşim, astronomi ilmi lazım burada. Bu astronomlar matematiği temelden bilecek ki gökyüzünü muhakeme edebilsinler. Ayın yörüngesine bir bakmaz mısınız diyor. Güneşinkine bakmaz mısınız diyor. Her şeyi terbiye eden Allah onların her birine ayrı ayrı yörüngeler çizmiş diyor. Ya sen bu yörüngenin hesabını oturup yapamazsın ya. O kadar kolay değil. Ama işin garip tarafı, din eroindir ama dine yaklaşmayın. Din sizi bozar. Din seni niye bozsun ya? Din senden akıl ister, zeka ister. Bakın İmam-ı Şafii'nin bir sözünü size söyleyeyim. Çok önemli, rahmetullahi aleyh. Diyor ki, bir insan diyor, ilimle meşgul olacaksa ilk önce çok zeki olmalı. Sonra diyor, bak zeki olmalı. Sonra diyor, ilime karşı hırslı olmalı. Hırsı olacak diyor. Sonra diyor, ilim uğruna uykusunu feda edebilmeli. Sonra ilim çalışacak talebe hocasını sevebilmeli. Hocam bunlar hepsi bizim değerlerimiz ya. İmam-ı Şafii nereden İmam-ı Şafii oldu? Hepsi böyle zeki insanlar. Bu zekasını ilim noktasında kullanınca deha oldu, çıktılar ortaya. Şimdi sen kalkıyorsun, kendi neslini kırdın, budadın, düşünmeyen, araştırmayan, keşfetmeyen, kendi gemimiz Karadeniz'de doğal gaz buluyor. Bütün tepki bizden geliyor. Ya takdir et. Diyor ki o gazdan diyor bir şey olmaz diyor. Onun zaten diyor çıkarttığı masrafını korumaz. Korumasın. Biz çıkartmasını öğrenelim bir defa. Ya sen nesline de ki seni tebrik ediyorum. Ne kadar güzel başardın. Koy çıkan gazın karşılığını ödeyemeyelim. Ama nasıl öğreneceğiz biz bunu çıkartmayı? Evet. Yani öyle bir hasımhane bir şekilde bir saldırı var ki insan ben bazen düşünüyorum diyorum ya biz kendi ülkemizin dışında bir yere mi saldırıyoruz ya? Saldırdığımız kendi ülkemiz. İyilik adına ne yapılırsa belli bir zümre hemen ortaya çıkıyor. Ne gerek vardı her ilde üniversiteye? Ne gerek vardı havaalanına? Falan ildeki havaalanı kar etmiyormuş, zarar ediyormuş. E kapatalım mı yani? Bugün zarar eder, yarın kar eder. Ama senin havaalanın var. Yok. Evet. Eleştirecek, yıkacak. Onu istemiyor. Yani diyor yarın ben gelsem diyor ilk başta sihaların yapıldığı şirketlere el koyacağım diyor. El insaf ya. Ya bu sihalar benim askerim için lazım, polisim için lazım, memleketi korumam için lazım. Yarın düşmanın kapına dayandığı zaman sen neyle karşılık vereceksin? Düşman mı var? İşte var bak dünya düşman dolu. Yunan'ı oradan düşman, Suriye'si oradan düşman. Şeyi oradan, İsrail'i oradan düşman. Fransa'sını görüyorsun, Almanya'sını görüyorsun, Amerika'sını görüyorsun. Almanya'da seçilecek başkan adaylarından birisi ne diyor? Türkiye'de diyor, biz iktidarı diyor şeyle deviremedik, ihtilallerle. Evet, Bundan aynen. sonra ya hocam bu olacak iş mi? Ben ne hangi kuvvetle bunlara karşılık vereceğim? Ne yapacağım ben yarın? Vatanın gitti, namusun gitti, bayrağın gitti. Sen ne işe yararsın? Çanakkale'de deden senin namusun için öldü. Benden sonraki neslimin bayrağı inmesin diye öndü. Ama sen bugün insin diye bayram ediyorsun. Adam ormanı yakıyor, orman yanıyor. İçinde mahlukat yanıyor. Bu taraftan sevinen insanlar var. Ya sen kimin insanısın ya? Sen hangi düşüncenin insanısın? Ben şaşırıp kalıyorum bazen. Diyorum Allah'ım biz neyin içindeyiz böyle ya? Bir memleket var, herkes yaşayacak, herkes mutlu olacak. Ama mutsuz olmak için diyor ki milletvekili olmuş adamın dediği lafa bak. Diyor ki falan ildeki havaalanı zarar ediyor. Bu havaalanı kapatılması lazım. Bu adam muhakemesi yok ya. Nasıl milletvekili olmuş bu adam? Sen niye havaalanını kapatıyorsun ya? Onu yapacağına de ki bu havaalanını daha iyi işletmek için vatandaşımıza bunun reklamını nasıl yapabiliriz? Evet. Kolaylık var, zorluğa gidiyor. Yani uçakla gideceği yere merkeple gitmek istiyor.
Çünkü Batı böyle öğretti. Siz merkebe binin, ata binin, katıra binin diyor. Lüks arabaya binmeyin. Lüks yollarda da gitmeyin. Havalanınız da olmasın, jetiniz de olmasın, sihanız da olmasın. E siz kimsiniz? Siz bizim kölelerimizsiniz. İstediğimiz kadar yer, istediğimiz kadar konuşacaksınız. E şimdi bir fırsat yakalamışız. Yeryüzüne sözümüzü geçireceğiz. İçerimizde eteğimizi çeken bir sürü insan var. Ben şaşırıyorum diyorum ya. Lan ben hedefe gitmek istiyorum. Eteğimi çekiyor ya. Yani dinleyenler beni bağışlasın. Gerçekten içim acıdığı için böyle konuşuyorum. İçim yanıyor yani. Ben şükrediyorum her ilde üniversite var. Ben diyorum bu üniversiteleri daha aktif hale nasıl geçireceğiz? Buradan yetişecek insanları bilim noktasında daha nasıl tamamlayacağız? Bunun derdine düşelim. Ama bir bakıyorsun ki bizim üniversiteli genç saat gece 2'ye kadar kafeden çıkmıyor. 2'ye kadar kafede olan bu genç hangi saatte ders çalışacak? Hangi saatte bilimle uğraşacak? Hangi saatte his, akıl, laboratuvarda çalışıp da bir şeyler bulabilecek, muhakeme edecek? Hangi kitabı okuyor? Yok. Sor bizim gençliğimize hangi kitap okudun diye. Gerçekten kitap okuyanımız yok. Neyi ne kadar düşündün, düşünenimiz de yok. E ne olacak bu sefer? Bir sürü gencimiz var, yığınlarca, ama muhakeme edemeyen bir toplum halindeyiz. Allah akıbetimizi hayırlı getirsin. Amin. Bizim neslimiz bir de genç. Hocam bugün kreşler dolu, anaokulları dolu, ortaokullar evet. dolu. Bunlar büyüme çağına gidiyor. Sen bunları nasıl zapt edeceksin? Nereye yönlendireceksin? Ne yapacaksın bunlara? Kütüphane bilmez, kitap bilmez. Eline telefonu almış, laptopu almış. Falanca sitelerde geziyor. Gezdiği sitelerin hepsi de abur cubur. Oynadığı oyunlara bak, beyni tamamen perişan ediyor. Saatlerce oyun oynuyor. Sonra sen diyorsun ya bu gençlik benim geleceğim. Kusura bakma, böyle gençlik bir gelecek oluşturmaz. Ben üzüldüğüm için söylüyorum bunları. İçim acıyor, gerçekten acıyor içim. Evet. Hani geçen Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi beni biraz rahatlattı. İçime bir su serpti. Son iki dakikaya giriyoruz. Ona göre toparlayalım seni. Tamam. İçime su serpti. Dedi ki biz eğitime gerekli değeri vermedik. Bundan sonra bunun üzerine çalışacağız. Samimi söylüyorum. İnşallah bilim adamlarıyla beraber muvaffak olurlar da bu neslimizin daha iyi yetişip memleketini, vatanını seven, o konuda gelişmelere açık olan bilimsel düşünceyi ön plana çıkaracak nesillerin yetişmesine sebep olurlar. Allah razı olsun. Benim diyeceğim size de dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Eyvallah Hüseyin Hocam. Dilinize sağlık. Biz de size teşekkür ediyoruz. İnşallah aylık periyotlarla benzer muhtevadaki konularla takipçilerimizle de haberdar edelim. İnşallah canlı yayında buluşturacağız sizleri. Memnuniyetle. Yalnız benim konuşmamdaki böyle sistemservari konuşmalarımı içim acıdığı için söylüyorum, onu da bilsinler. Üzüldüğümden söylüyorum. Çünkü bu memleket hepimizin, bu vatan hepimizin, bu insanlık hepimizindir. Onun için bir dert çekmemiz lazım. Eyvallah Hüseyin Hocam. Geceniz hayır olsun. Allah yardımcınız olsun hocam. Amin. Allah'a emanet olun. Sağ olun.